gerçekten neredeyse geçen seneyle bu sene arasında ikiye katladı. Yani ben kendi çalıştırdığım MSSM'de aylık 300-400 civarında elektrik geliydi. Bu aya itibariyle 1777 lira elektrik faturası geldi. Yani bu faturaları tahmin ediyorum geçmişten, yani 3-5 ay bu pandemi süresince işte esnaf bir durgunluk yaşadı, hastalıklardan dolayı sıkıntılar yaşadı. Üstüne de ciddi bir şekilde bu faturaların sıkıntılı gelmesi, yüksek gelmesi esnafın ve mağazaların belini büktü. Yani bu ciddi bir soygun. Yani devlet aslında elindeki bazı kurumları tutmalı. Niye? Birilerine peşkeş çekilmemeli. Hani bir söz var. Biz kaşık kaşık topluyoruz ama çömçeyle veriyoruz. Bu sadece elektrikte değil. Elektrik biraz bu sene ciddi bir şekilde, fahiş bir şekilde geldi de. Bunun yanı sıra su inanılmaz kabarık geliyor. Elektrik inanılmaz kabarık geliyor. Tabi bununla beraber yaz olduğu için klimalara yükleniliyor. Evet, sarfiyet ve kullanım var. Ben yetkililerden gerçekten bunun için rica ediyorum. Böyle önemli kurumlar özelleştirilmemeli ve birilerinin eline bırakılmamalı diye düşünüyorum. Şimdi elimizdeki rakamlara baktığımız zaman %15 değil %25 gibi bir zam oranı var. Bir ay önce gelen elektrik faturası net 2454, bir ay sonra gelen 3292, yani 3300. Bu paralar nereye gidiyor biz anlamış değiliz. Yetkililerimiz sürekli bize çıkıyorlar, müjdeler veriyorlar doğalgazla, enerjiyle ilgili. Bu müjdeler nereye gidiyor onu da bilmiyoruz. Bu konuda gerçekten esnaf olarak biz çok mağduruz. Esnaf olmayı geçtim, haneye 200 lira gelirken bu ay geldi 350 lira. Vallahi yetkililerin en büyük hatası bu tür şirketleri özelleştirmektir. Keşke devlet eliyle olsaydı, en azından nereye kimlere gittiğini bilirdik. Şu an özelleştirildi. 3 gün gecikmeyle elektrik kesiliyor. Biz burada elektrikten yana çok da mağdur oluyoruz. Bunu da söylemek zorundayız. Ayda en az 2 defa elektriğimiz kesiliyor. Ve buna rağmen elektrik faturaları cep yakmıyor, şu anda ev yakıyor. Yani ev yıkma konusunda birebir yani elektrikler. Vallahi biz bir şeyler söylesek de bir şey değişmiyor. Hani her zaman aynı. Yine zam geldi, yine zam. Yani burada işlerimize bir etki var mı? Hiçbir etki yok. Ama her zaman zam. İşlerimiz gittikçe daha kötüye gidiyor. Bu kadar vergi veriyoruz. Ya bir olay oluyor hemen IBAN. Bir şey oluyor IBAN. Bu vergiler nerede? Nereye gidiyor? Yani şu sokağın içinde 300 tane elektrik sayacı var. 300 tane. Bugün 300 tane elektrik sayacının her birinin okuma bedeli 30 lira. 9 bin lira şuraya okuma bedeli alıyor bu devlet. Nereye gidiyor bu vergi? Hani bu bize de kullanılmıyor. Yani ne olmasını bekliyorsunuz? Yani böyle bir sistemden ne olmasını bekliyorsunuz? Ben boş dükkanda, iş yapmadığım dükkanda 750-800 lira kira veriyorum. Boş. Hiçbir iş yok. Yani geçen ay 400 lira gelen, bu ay 650 lira geliyor. 700 lira geliyor. Biz bunu nasıl ödeyeceğiz? Yani nasıl başa çıkacağız? Bunda bir şey yok. Yani buna önüne geçecek bir şey var mı? Yok. Yani bizim başımızdakilerin bunu duyup, buna müdahale edip yardımcı olmaları lazım. Yani başka türlü bunun önüne geçemeyiz. Şimdi vallahi bizim faturalarımız 2000 altında gelmiyor çok şükür. Yani ben köyde oturuyorum. Sadece bir kuyum var, iki tane de hanemiz var. 2000'in altında fatura gelmiyor. Ve devlet öyle bir şey sistem yapmış ki ya zaten sen 2000 ödeyemiyorsun. 2000'i de 3'e katıyor, 6000 ödüyor. 6000'i de bir daha avukata veriyor, 10.000 ödüyor. Vatandaşı bataklığın ta en dibine çekiyor. Yani biz 3000 lira fatura ödeyemediğin halde 10.000'i nasıl ödeyeceksin? Yani devletin buna bir an önce bir çözüm bulması gerekiyor. Ve açma kesme ücreti bizim kullandığımız faturadan daha yüksek. Benim iş yerimde 15 lira 20 lira elektrik geliyor buraya. Buraya 15-20 liranın açma kesme bedeli 70 lira. Yani kullandığımız bakiyeden daha yüksek. Ondan kaynaklı yani devletin bunu bir an önce bir çözüm aşamasına getirmesi lazım. Biraz elektriği kullandığımız yerde, yani biraz kullandığımız yerde ise yani malum fatura ödeyemiyoruz, gecikmeli ödüyoruz. Gecikmeli ödediğimiz zaman elektriğimiz genelde kesiliyor. Kesildiği zaman da 1/3'ten çarpıp yani 3 katını ödüyoruz.
Bunu da aynı zamanda dediğim gibi avukatlık ödüyorlar, icralık ödüyorlar ve biz bunun altından hiç kalkamayacak haldeyiz. Ve hepimiz de şu anda elektrik faturasından dolayı hacizeyiz. Burada 20 liralık faturamızda hacizdik. Köydeki 2000 liralık faturamızda hacizdik. Yani bunu da resmi kaynaklardan da kontrol edebilirler yani. Bana göre daha az. Çünkü emekliye %6 verdiğine göre elektrik faturaları %100 zamlanması lazım. İşçi, emekli ve az gelirli vatandaşlar artı yaşama hakkı yok. Elektrik kullanmasın. Eskisi gibi lamba kullansın, tel dolap kullansın. Yani elektriğe ne gerek var? Artı evlerimizin içindeki gibi, eskisi gibi kuyu açalım, sebze meyvelerimizi kuyuya indirelim. Buna doğru gidiyor yani. Artı elektrik lüks oldu. Orta gelirli vatandaşın elektrik kullanma şansı hemen hemen yoka gidiyor yani. Emekliye %6 zam veriyor, peşinden elektriğe %15, doğalgaza %10-15, suya zam, yani bütün giderlere zam, emekliye, işçiye yok, olmaz, yaşamasın. Ben 20 yıl önce emekli maaşım asgari ücretin %30'u fazlayken bugün %30 eksi. Asgari ücretin %30 eksiğini alıyorum. Geçen ay bana 186 gelmişti. Ama bu ay 222 geldi. O zamdan dolayı yüksek. Yani normalde de yüksek geliyor yani. Pahalı. Ne diyeyim işte yapıyorlar. %15 zam olur mu? Memura, işçiye geldiği zaman 8.45 veriyor. Kendi elektriğe %15 zam yapıyor. Doğalgaza %12 zam yapıyor. Zaten petrola da haftaya kalmıyor yapıyor. Vallahi mecbur ödüyor. Ödüyor, mecbur ödüyor. Ne yap? Kredi kartından da olsa, nakit de olsa ödüyor. Yoksa bir gün bir ödemezsen kişiye kesiyorlar. Vallahi yetkililere ne diyeyim? O say milletvekillerimizlere falan biraz bir de halka da düşünmelerini biraz bu elektrik, su, doğalgazlar indirim yapılmasını isterim.